Ece. GGHC. 26 Şubat 2020 köşe yazım. Hindistan yeni süper güç olacak. ABD dünya üzerinde hakimiyetini sağlayıp dünya üzerinde birçok ülkeyi böl parçala yönet politikası ile dünyaya yön verip yeniden dünya haritaları çizmek için dünyaya meydan okuyorlar. En büyük savaşı ABD ilk olarak kendi içinde verdi ve kazanan Pentagon oldu. Trump kukla başkan olma yolunda ilerliyor. Pentagon kendi içindeki savaşı kazandığı zaman dünyaya yepyeni planlar ve yöntemler ile saldırıya başladı. Nün Çin'i kim büyüttü, kim var arkasında, hangi güçler, hangi devletler, hangi güçlü aileler var arkasında? En büyük askeri ve bilgi olarak İngiltere olduğu bilinmekte, para gücü olarak Rothschild ailesi olduğunu biliyoruz. Bu iki güç İngiltere ve Rothschild ailesi birlikte Çin gibi komünizm ile yönetilen insan gücü ucuz ve dünya piyasasına yetebilecek en büyük devlet insan gücü olarak görüldü. Ama Çin en büyük hatası ABD devletini bitirmek için İpek Yolu projesini hayata geçirmek oldu. Bunu gören ABD derin devleti Pentagon iki kule saldırı kurgulayıp El-Kaide üzerine attı. Böylelikle Afganistan üzerinde oynadığı oyunda başarılı oldu ve ilk İpek Yolu darbesini Çin'e vurdu. Afganistan artık bir tarafı ABD askerleri, bir tarafı Taliban tarafından kontrol ediliyor gibi görülse de aslında Taliban da ABD'ye bağlı bir örgüttür. Çünkü DEAŞ lideri olan Bağdadi 2005 yılında Afganistan'da Taliban kamplarında esir ve hapsedilmiş bir mahkum olarak hayatına devam ediyordu. ABD derin devleti Pentagon 2005 yılında Bağdadi serbest bırakılması karşılığında $200 milyon para fidye ödemeyi kabul etti. Bu da örtülü ödenek ya da ABD kamuoyuna çok da sızmadı. ABD karşı çıkan İngiltere Kraliçesi Brexit ile Avrupa'dan ayrılıyor, NATO'yu dağıtma yolunda Rusya ile adımlar atıyordu. Bunu gören Pentagon hızlı İngiltere'yi yola getirtmek için Pizzagate denilen olay patlak verdi. Neydi bu olay? Çocuk yaşta kızlarıyla uçakta birlikte oldukları görüntüler. Bill Clinton gibi devlet başkanlarında bu işin içinde oldukları bilinmekte, Monica olayı gibi. Şimdi dünyanın birçok lider kadrosunda yer alan kişilerin, yoksa kabilesi içinde bulunan milletvekili, koruma bakan vesaire gibi birçok kişinin porn görüntüleri olduğu bilinmekte. Türkiye'de CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, MHP bazı milletvekilleri bir örnektir anlayana. ABD dünyadaki insanlara ulaşma tarzı, öncelik para, olmadı kadın, olmadı makam mevki, en son öldürme olarak dünyayı araştırırsanız sizler de fark edebilirsiniz. Dünyayı yöneten iki aile var, birisi Rothschild ailesi, diğeri Rockefeller ailesi. Bu iki aile ilk zamanlarda çok iyi anlaşmasına rağmen Suriye, İran ve Orta Doğu politikaları yüzünden çıkan anlaşmazlıkla birbirine karşı kendilerine yeni yol haritaları çizdiler. Rockefeller ailesi ABD derin devleti Pentagon tarafına geçti. Rothschild ailesi İngiltere, Çin gibi devletlerin yanına geçerek kendilerine hem koruma hem de hazır asker olarak devletleri kullanmaya başladılar. Rothschild ailesi Çin'de yaptığı büyük hamlelerle ABD'yi dağıtmak, tek dünya düzenini kurmak isterken, ABD Kaliforniya eyaletindeki iki üniversite profesörün yaptığı 10 dolarlık koronavirüsü ile bir anda dünya gündemine Çin oturdu. Artık Çin kendi içine kapanmış, maddi olarak milyarlarca dolar kaybetmiş, hastalıklı lanetli bir millet konumuna gelmişti. Bunu fırsat bilen ABD derin devleti Pentagon, hızla yeni arayışlar içine girdi. Çin'e en büyük rakip olacak tek devlet var, Hindistan. Hem insan gücü olarak, hem toprak büyüklüğü olarak, hem de maddi olarak ucuz işçilik Hindistan olarak görülecek ve birçok adımlar atılıp Hindistan yeni süper güç olarak dünya piyasalarına girecek ülke olduğunu göreceksiniz. Hazır olun Hindistan malları görmeye, hazır olun Afganistan'ı yutmak, Afganistan'ı dizginleyip Türkiye'ye yardım etmemesi için bu UK planların devreye girmesine. Gözünüz aydın nur topu gibi Çin doğuyor, Hindistan gülümseyen surat bekleyin görün. İsmail Körpınar Halka.com